Normal hamilelik süresinde tamamlamış bebeklerde doğum ağırlığı 2 kilo 500 ile 4 kilo arasında değişir. Ama biz günlük hayatta çoğunlukla bebeklerin vücut ağırlıklarının 3 kilo 3,5 kilo arasında değişiklerini görmekteyiz. Bir bebeğin doğum ağırlığına normal diyebilmek için minimum 2 kilo 500 gram olması yeterlidir. Bebeklerin doğum ağırlığını etkileyen bir sürü faktör vardır. Bunların bir kısmı annenin hamilelik boyunca geçirdiği hastalıklar olabilir. Annenin yaşı olabilir, bebekle anne arasındaki ilişkiyi sağlayan bizim eş dediğimiz plasentanın yapısındaki bozukluklar olabilir. Bebekler eğer düşük doğum tarzı doğarlarsa buna göre bir takım hastalıklar açısından riskler taşırlar ve doğum sonrasında bunların daha yakından takip edilmeleri gerekir. Kız erkek arasındaki fark genetik olarak vardır. Erkek bebekler birazcık daha iri olabilirler. Toplumdaki bireylerin farklılıkları gibi bir farklılıktır bu. Normal doğum ağırlığının dışına çıkan bebeklerde ileri yıllarda da bazı sorunlar yaşanabilir. Normalden düşük doğum tartı doğan bebeklerin önemli bir kısmı gebelik boyunca yaşanan geçici sorunlardan dolayı kilo alamamışlardır. Bunlar doğduktan sonra beslendikçe kiloları normale gelir ve büyüdükleri zaman sorun yaşama ihtimalleri azalır. Ama bazı bebeklerinde doğuştan gelen bebekten kaynaklanan hastalıklar nedeniyle kilo alımları az olmuştur ve bu yüzden düşük doğum tartıları doğarlar. Bu bebeklerde ileriki dönemlerde bir takım hastalıkları taşıyabilirler. Biz zaten çocuk hekimleri olarak bu hastalıkların daha doğar doğmaz tanısını koymak için uğraşırız. Bazı bebeklerde hamilelik boyunca annenin yaşadığı diyabet gibi, gebeliğe bağlı diyabet gibi metabolik sorunların arkasından aşırı tartı alımı gelebilir. 4 kilonun üzerinde, 4,5 kilonun üzerinde aşırı iri bebekler doğabilirler. Bu bebeklerin doğumdan sonra yaşadıkları birçok sıkıntı kalıcı değildir ve birkaç hafta içinde kendinden her şey yoluna girer.